Meclis Başkanlığı seçiminde ilk tur oylama devam ediyor. Bunun öncesinde ise sayın seyirciler, Haber Global özel yayınına katılan bütün siyasi parti temsilcileri, grup başkan vekillerinin üzerinde ortaklaşa durduğu konu 9 Temmuz'da Perşembe günü genel kurula gelecek olan çoklu baro düzenlemesi. Siyasiler tabii buna odaklandığı anda avukatlar da seslerini yükseltmeye devam ettiler. Ankara Barosu'nun eylemleri bugün de sürdü. Ankara Adliyesi'nde bir araya geldi. Avukatlar yürüyüş düzenledi. Baro Başkanı Erinç Sakan ve eyleme katılan avukatlar cübbelerimizi iliklemeyeceğiz diyerek yere düğme attılar. Tarih sizleri unutmayacak. Çoklu baro düzenlemesine avukatlar tepki göstermeye devam ediyor. Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar adliyede bir araya geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında avukatların eylem yapmasına izin verilmedi. Onlar da adliye içerisinde yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Avukatlar adliye içerisinde sloganlar eşliğinde tüm katları dolaştı. Dava için gelen bazı kişiler yürüyüşü alkışlayarak destek verdi. Davada olan avukatlarsa uzaktan yürüyüşü izledi. Yürüyüşün ardından Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar adliyenin önüne çıktı. Ankara Baro Başkanı Erinç Sakan basın açıklaması yaptı. Haftalardır bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Haftalardır baroların bölünmesinin, parçalanmasının bu ülkeye ne kadar büyük bir zarar vereceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken her şeyi yapmaya çalıştık. Kilometrelerce yol yürüdük. Yağmurda ıslandık. Darp edildik. Bu ülkenin güvenlik güçleri tarafından kendi şehrimize, başkente sokulmadık. Saatlerce bekletildik, karda, çamurda, yağmurda. Yılmadık. Sakan cübbenin üzerinde bağımsızlığı sembolize ettiği için düğme bulunmadığını dile getirdi. Avukatlar tepki için yere yanlarında getirdikleri düğmeleri fırlattı. Cübbemize düğme dikmek istiyorlar. Ama onlar istesinler. Biz bağımsız savunmanın temsilcileri olarak bu düğmeleri cübbemize dikmeyeceğiz. Bravo! Adalet Komisyonu'ndan geçen baro düzenlemesinin Perşembe günü ise Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.